Bazı tepkimeler ve entalpi değerleri yukarıda verilmiştir. Buna göre tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojüldür deniliyor. Sorumuz ses ile ilgili yukarıdaki tepkimelerden yararlanarak aşağıdaki tepkimi elde etmeye çalışacağız. Net tepkimemdeki C3H8 maddesine baktığımda birinci tepkimeden gelmekte. Birinci tepkimede C3H8 ürünlerde ben ise girenlerde olmasını istiyorum. Dolayısıyla birinci tepkimeyi eksi 1 ile çarpacağım. Net tepkimedeki oksijene baktığımda hem 2 hem 3. tepkimede yer alıyor. Eğer bir madde birden fazla tepkimede yer alıyorsa bunu en son denkleştirelim. Oksijeni geçiyorum. Karbondiokside baktığımda 3. tepkimede bulunmakta. O halde 3. tepkimeyi 3 ile çarpacağım. Bu sayede karbondioksidim de eşitlenmiş oldu. Son olarak H2O için 2. tepkimeye bakıyorum. Biz ürünlerde ve 4 tane istiyoruz. 2. tepkimede girenlerde ve 1 tane. O halde eksi 4 ile çarparsam ürünlerde 4 adet su elde edeceğim. Şimdi çarptığım sayıları tepkimede uygulayarak tepkimelerin yeni hallerini tek tek yazalım. Birinci tepkimeyi ters çevirecektik. Entalpisini de eksi 1 ile çarptığında delta aşımız artı 100 olacak. İkinci tepkimeyi eksi 4 ile çarpıyordum. Hem ters çevireceğim hem de 4 ile çarpacağım. Tepkimeyi eksi 4 ile çarptığımda bu hale aldı. Entalpiyi de eksi 4 ile çarpıyorum. Buradan da eksi 1140 kilojül bölü mol değeri geldi. Üçüncü tepkimeyi 3 ile çarpmışız. Entalpi değerimizi de 3 ile çarpalım. Buradan da eksi 1170 değeri geldi. Tepkimeleri taraf tarafa topladığımızda bakalım net tepkime elde edebiliyor muyuz? Girenlerde ve ürünlerde aynı olan maddeler birbirini yok edecek. Birinci tepkimede hidrojen, ürünlerde, ikinci tepkimede girenlerde 4'e 4 olduğu için birbirini yok etti. Karbon birinci tepkimede ürünlerde, üçüncü tepkimede girenlerde 3'er adet bulunmakta. Bunlar da birbirini götürecek. Geriye kalan maddelere baktığımızda girenlerde C3H8 yine oksijen ikinci ve üçüncü tepkimeden 2-3 daha 5 oldu. Bakın oksijen kendiliğinden eşitlendi. Herhangi bir işlem yapmama gerek kalmadı. Ürünlerde 3 adet karbondioksit ve 4 adet su oluştu. Görüldüğü gibi net tepkime ile aynı tepkime elde ettik. Demek ki doğru sayılarla çarpmışız. Şimdi yapacağım işlem buradaki entalpi değerlerini toplamak olacak. Eksileri kendi içinde toplayacak olursam buradan eksi 2310 değeri gelecek. Artı 100 diyoruz. Buradan net entalpi değerimiz eksi 2210 kilojül olacak. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin entalpi değişimi yanlış belirtilmiştir? Entalpi değerimiz sıfırdan büyükse böyle tepkimeler endotermik tepkimelerdi. Entalpi değerimiz sıfırdan küçükse tepkimemiz egzotermik tepkimeydi. Buna göre yorumlayalım. Birinci tepkimemiz yanma tepkimesi. Yanma tepkimeleri azotun yanması hariç egzotermiktir. Yani delta H küçüktür sıfır olacak. Burada da bu şekilde belirtilmiş. A şıkkı doğrudur. B şıkkında analiz tepkimesi var. Analiz tepkimeleri endotermik tepkimelerdi. delta H büyüktür sıfır diyorum. Buradaki entalpi değişimi de doğru verilmiş. C şıkkında bir asit baz tepkimesi. Asit baz tepkimeleri egzotermik tepkimelerdir. Sıfırdan küçük olacak. Bakın burada sıfırdan büyüktür denildiği için C şıkkı yanlış oldu. Diğer öncülleri de kontrol edelim. D seçene yine yanma tepkimesi. Azotun yanması hariç bütün yanma tepkimeleri egzotermikti. Delta H küçüktür sıfır demesi gerekiyordu. Doğru vermiş. Son olarak E şıkkına baktığımızda yine bir analiz tepkimesi. Büyük yapılı molekül iki tane küçük yapılı başka bir moleküle dönüşmüş durumda. Analiz tepkimeleri endotermik tepkimelerde. Delta H büyüktür. Sıfır olması gerekiyor. Burada da doğru verilmiş. Sorumuz bize yanlış olanı sormuştu. C şıkkındaki tepkimemiz asit baz tepkimesidir. Asit baz tepkimeleri egzotermik tepkimelerdir. Delta H küçüktür. Sıfır olması gerekiyordu. Burada endotermik denildiği için C şıkkı yanlış oldu. Ve cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bazı atomlar arasındaki bağ enerjileri verilmiştir. Buna göre tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojüldür deniliyor. Arkadaşlar bağ enerjileri üzerinden entalpi hesabı yaparken kırılan bağlardan oluşan bağların entalpi değerini çıkardığımızda net tepkimenin entalpi değerini buluyorduk. Bunu bir yazalım. Burada kırılan bağlar girenlerde söz konusuyken oluşan bağlar ürünlerde oluşacak. Dolayısıyla girenlerin bağ enerjisinden ürünlerin bağ enerjisini çıkarıyor gibi düşünebilirsiniz. Tepkimeye baktığımızda verilen moleküllerin açık yapısını yazalım. Verilen maddelerin açık yapısını yazdık. Karbon ve hidrojen arasında tekli bağlar oluşur. Ve toplamda karbon 4 bağ yapması için karbonlar arasında ikili bağ var. C2H6'da yine karbon ve hidrojen arasında tekli bağ oluşacak. Karbonun toplamda 4 bağ yapabilmesi için karbonlar arasında tekli bağ olacak. Hidrojenin yine birbiriyle tekli bağ yaptığını bileceğiz. Formülü yerine koyacak olursak entalpi değişimi eşittir. Önce kırılan bağları yani girenleri yazacağım. Toplamda 4 tane karbon hidrojen bağı var. Önce bunu yazalım. 4 çarpı karbon hidrojen bağına baktığım zaman 415. Artı diyorum. Karbon karbon ikili bağ var. Karbon karbon ikili bağ 610. 1 çarpı 610 diyelim. Artı hidrojen, hidrojen tekli bağ. Bu da 435'miş. 1 çarpı 435 diyorum. Kırılan bağları yazdık. Eksi diyelim. Şimdi oluşan ürünleri yazacağım. Ürünlerde 6 adet karbon hidrojen bağım var. 6 çarpı 415 diyorum. Artı bir tane de karbon karbon tekli bağ var. O da 345 kilojülmüş. 1 çarpı 345 dedik işlemleri yapalım. Şuradan 1660. Burası zaten 610. Burası da 435. Buradan 2490 ve 345 değerleri gelecek. Toparlayacak olursam 1660 artı 610 artı 435'ten 2705 geldi. Delta H diyelim. 2705 eksi 2835 dedik. Buradan entalpimizi eksi 130 olarak bulmaktayız. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Tepkimesinde alüminyum sülfatın çökmesi sonucu standart tepkime entalpi değişimi kaç kilojüldür denilmiş. Tepkimenin standart entalpi değişimini bulabilmek için bize maddelerin oluşum entalpileri verilmiş. Oluşum entalpileri üzerinden entalpi hesaplarken Ürünlerin oluşum entalpileri toplamından girenlerin oluşum entalpi toplamını çıkarıyorduk. Değerleri yerine yazalım. Ürünümüz alüminyum sülfat katısı. Baktığımız zaman entalpi değeri eksi 3441. Bir tane zaten ürünümüz var. Eksi 3441 dedik. Köşeli parantezimizi aldık. Eksi formülden geldi. Girenleri yazıyorum. Alüminyum iyonu için eksi 531 verilmiş. 2 tane olduğu için alüminyum iyonu. 2 çarpı eksi 531 diyorum. Artı 3 tane sülfat var. Sülfat içinde eksi 909.3 demiş. 3 tane olduğu için 3 çarpı eksi 909 virgül 3 dedik. Buradan işlemleri yapacak olursak eksi 3441 eksi diyelim. Şuranın tamamını çözelim üst taraftan eksi 1062 geldi. Buradan 3 çarpı 909.3'ten 2727,9 entalpi değeri geldi. Tabi burası eksi. Şu eksileri kendi içinde toplarsak eksi 3789,9 değeri gelecek. 2 tane eksi artı yapıyor. Buraya artı 3789,9 olarak yazdım. Burası da eksi 3441. Buradan Tepkimemizin entalpi değeri 348,9 çıkacak. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Yukarıda verilen tepkimenin standart tepkime ısısı kaç kilojüldür denilmiş. Yine tepkimedeki maddelerin oluşum entalpi değerleri verilmiş. O halde tepkimenin standart tepkime ısısını ürünlerin oluşum entalpi toplamından girenlerin oluşum entalpi toplamını çıkararak bulacağız. Evet formülü yazdık. Şimdi hesaplamamızı yapalım. Ürünlerde karbondioksit ve suyumuz var. 3 tane karbondioksit geldi. 3 çarpı oluşum entalpimiz eksi 394. Artı 3 tane suyumuz var dedik. 3 çarpı eksi 286. Ürünlerde işimiz bitti. Eksi formülden geldi. Girenleri yazıyorum. Girenlerde oksijen element halinde olduğu için standart koşullarda elementlerin entalpisi sıfırdı. Buradan herhangi bir değer yazmayacağız. Diğer maddemizde oluşum entalpisi eksi 216 olarak verilmiş. Bir tane var bu maddeden. Eksi 216 diyoruz. İşlemleri yaparken dikkatli olacağız arkadaşlar. 3 çarpı eksi 394'ten eksi 1182 geldi. 3 çarpı eksi 286'dan eksi 858 gelecek. Burada eksi eksi daha artı yapacağı için diğer tarafı artı 216'ya çevirdim. Eksileri kendi içinde toplayalım. 2 eksiği birbiriyle topladığımda eksi 2040 yaptı. Artı 216 diyorum. Eşittir. Eksi 1824 kilojül yapacak tepkimemizin entalpisi. Zaten bize entalpiyi sorduğundan dolayı cevabımız E seçeneğidir. Burada açığa çıkan ısı sorulsaydı o zaman artı 1824 diyecektik. Ama tekrarlıyorum Tepkime ısısı. Tepkime ısısı yani entalpi sorulduğu için eksi 1824 egzotermik bir tepkimeymiş. C3H8 gazının standart molar oluşum entalpisi eksi 104 kJ bölü moldür. Buna göre standart koşullarda 2,2 gramlık C3H8 gazı oluşurken açığa çıkan ısı kaç kilojüldür denilmiş. Bakın burada entalpi değil açığa çıkan ısıyı soruyor. Dikkatli olalım. Standart molar oluşum entalpisi demek C3H8'in bir molünün standart koşullarda elementlerin oluşumu sırasındaki entalpi değişimini vermekte. Bunu isterseniz tepkim olarak da bir yazalım. Tepkim olarak bu şekilde yazabiliriz. Yalnız şunu söyleyeyim tepkimeyi yazmadan bu soruyu çözeceğiz zaten. Sadece bir detay olarak verdim. Elementlerin standart koşullardaki molar oluşum entalpileri sıfır olacağından dolayı Buradaki tepkime entalpimiz olan eksi 104 kilojül bölü mol değeri sadece C3H8'e aittir. Dolayısıyla buradan yola çıkarak sorunun çözümünü yapacağız. Hatta bu 104 kilojül bölü mol ifadesini ısı olarak yazalım. Çünkü soru bize ne kadar ısı açığa çıkar diyor. Eksi olması tepkimenin egzotermik olduğunu dolayısıyla ürünlerde 104 kilojül ısı açığa çıktığını göstermekte. Biz şu an 1 mol C3H8'in oluşumu sırasında 104 kilojürlük ısı çıkacağını biliyoruz. Bize soru 2,2 gram C3H8'deki açığa çıkan ısıyı sormuş. Önce 2,2 gramı mole çevirelim. 1 mol C3H8 bakın soruda verilmiş 44 gram ise bizde 2,2 gram var. Kaç moldür diyoruz. Çıkar çarpımı yaptığımızda 2,2 bölü 44 Buradan 0,05 mol değeri gelecek. Denklemimizi kuruyoruz. 1 mol C3H8 oluşsaydı açığa çıkan ısı 104 kilojül olacakmış. Şu an elimizde 0,05 mol C3H8 oluşmuş. Ne kadar ısı açığa çıkar dersek. Buradan 5,2 kilojüllük ısı açığa çıkar cevabını veriyoruz. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Sabit basınçlı bir kapta gerçekleşen tepkimesiyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Tepkimeye baktığımızda ısı ifadesi girenlerde yer almakta. Dolayısıyla bu tepkime endotermik bir tepkimedir. Birinci öncül ürünlerin ısı kapsamı girenlerin ısı kapsamından büyüktür. Bunu potansiyel enerji grafiği üzerinden yorumlamak istiyorum. Ürünlerin ısı kapsamı girenlerden büyükse Potansiyel enerji diagramımız bu şekilde olacak. Bakın ürünümüzün ısı kapsamı girenlere göre daha büyük. Bu grafik endotermik tepkimelere aitti. Yani tepkime gerçekleşirken ısı almış ve son durumda enerjimiz artmıştır. Dolayısıyla bu tepkime endotermiktir. Birinci öncül doğrudur. Ürünlerin ısı kapsamı girenlerden büyükse böyle tepkimeler endotermik tepkimelerdir. İkinci öncül ısı alan endotermik bir tepkimedir demiş. Zaten bunun da doğru olduğunu söyledik. Üçüncü öncül zamanla kap hacmi azalır denilmiş. Dikkat edelim sistemimiz sabit basınçlı bir kaptı. Sabit basınçlı kap deyince pistonlu kaplar ya da elastik balonlar gelsin aklımıza. Sabit basınçlı kaplarda kap hacminin değişimi ile ilgili yapacağımız yorumlarda iki şeye bakacaktık. Birincisi tepkimedeki gaz sayısı nasıl değişmiş. İkincisi de tepkimenin endotermik ya da egzotermik oluşu. Yani tepkimenin gerçekleştiği kabın sıcaklığının artıp ya da azaldığı durumu. Tepkimemize baktığımızda maddelerin hepsi gaz. Girenlerdeki gaz kat sayısı toplamı 3. Ürünlerdeki gaz kat sayısı toplamı 2. Burada yapacağımız yorum gaz kat sayısı yani gaz molekül sayısı azaldığından dolayı kap hacminin de azalması gerektiğidir. İkinci bakacağımız şey tepkimenin endotermik ya da egzotermik oluşuydu. Endotermik tepkimelerde kap soğur, ekzotermik tepkimelerde ise kap ısınır. Kabın soğuması gaz hacmini azaltacağından dolayı kabın hacmi de ekstra azalacaktır. Bizim tepkimemiz de endotermik tepkime olduğundan dolayı kap soğuduğundan ötürü sıcaklık azalacak. Sıcaklık azaldığı için de yine kap hacmi ekstra azalacaktır. Sonuç olarak Zamanla kabacımız azalacak. Üçüncü öncülümüz de doğru oldu. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3. öncülleri içeren E seçeneğidir. Eşit mol sayılı X2 ve Y2 gazlarının X2Y3 gazı oluşturmak üzere gerçekleştirdiği tam verimli tepkime sonucu 0,2 mol X2 gazı artmış ve 180 kJ ısı açığa çıkmıştır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle belirtilen tepkimeyi yazalım. Girenlerde x2 ve y2 varmış. Bunların tepkimesi sonucunda x2, y3 maddesi oluşmuş. Tepkimeyi denkleştirmek istersek x'ler zaten eşit. Ürünlerde 3 tane y olabilmesi için reaktifimiz olan y molekülünü 3 bölü 2 ile çarpıyorum. Bu sayede girenlerdeki ve ürünlerdeki y'ler de eşitlenmiş oldu. Burada açığa çıkan ısı miktarı molar oluşum entalpisi değil arkadaşlar. Bu yüzden molar oluşum entalpisini hesaplamam lazım. Burayı şimdilik boş bırakıyorum. İkinci öncül de zaten bunu sormuş. Tepkimeyi yazdık. Şimdi sorunun yorumuna geçelim. Sorumuz bize maddelerin eşit mol sayılı olduğunu belirtmişti. Eşit mol sayılı şeklinde belirtilen durumlarda maddelerin katsayılarının ortak katını almak işlem kolaylığı sağlayacaktır. Kat sayımız 1 ve 1.5 bu iki değerin ortak katı 3'tür. O halde ikisinden de başlangıçta 3n mole 3n mol alalım. Net molü bilmediğim için n şeklinde ifade ettim. Ürünümüz henüz yok. Arkadaşlar tepkimemizin entalpi yorumunu biz sınırlayıcı madde üzerinden yapacağız. Çünkü başlangıçta her iki maddenin de miktarları verilmiş. Peki sınırlayıcı maddeyi nasıl buluyorduk? Onu hatırlayalım. Sınırlayıcı madde başlangıç molü bölü katsayı oranı az olandır. Şurada maddelerimiz için sınırlayıcı hangisidir belirleyelim. X'in Başlangıç molü 3N kat sayısı 1. Y için başlangıç molü 3N kat sayısı 3 bölü 2. Kat sayı dediğim maddenin önündeki sayı. Y için ifadeyi düzenleyecek olursak 6N bölü 3'ten 2N geldi. Görüldüğü gibi başlangıç bölü kat sayı oranı daha az olan Y'dir. Dolayısıyla Y sınırlayıcıdır. İşlemleri Y üzerinden yapacağım. Sınırlayıcı madde tam verimli tepkimelerde tamamen tükenir. O halde değişim bölümüne Y'nin tamamını tüketiyoruz. 3'en harcayacağız. Yine katsayılar üzerinden mol yorum yaparken de sınırlayıcı maddenin oranını alacağız. Katsayı 1,5 iken 3 bir harcama yaparsam katsayı 1 iken buradan 2 bir harcama yapılır. Bunu sınırlayıcı maddeye göre belirledim. X2, Y3'ün de katsayısı 1 olduğundan dolayı 2 bir madde oluşumu söz konusu. Son duruma geldiğimde X'ten n mol arttı. Y sınırlayıcı olduğu için zaten tamamen tükendi ve 2 mollük X2Y3 gazı oluştu. Bakın amacımız zaten n değerini bulmaktı. Soruda bize 0,2 mol X gazı arttı dediği için n ifadesi 0,2 mol eşittir. Ne demiştik? Entalpi yorumunu sınırlayıcı madde üzerinden yapacaktık. O halde harcanan Y'nin üzerinden ne kadar ısı açığa çıktığını biliyoruz. Buradan molar oluşum entalpisini bulabiliriz birinci öncül için. Şöyle bir denklem kuracağım. Şu sağ tarafı bir silelim. Alan açılsın. Tepkimeye giren Y miktarı 0.6 mol dedik. 0.6 mol Y harcandığında açığa çıkan enerjimiz 180 kJ'müş. Bunu entalpi olarak söyleyecek olursak eksi 180 diyeceğiz. Egzotermik ısı açığa çıkmış. Bu yüzden başına eksi aldı. Entalpi üzerinden gidiyorum. Eksi 180 kJ'müş entalpi değerimiz. Şimdi buraya dikkat edelim. Birinci öncülde ne demişti? x 2 y 3ün molar oluşum entalpisi. Yani 1 molünün oluşum entalpisi. Arkadaşlar x 2 y 3ün katsayısı 1 olduğu için 1 mol x 2 y 3 oluştuğunda katsayılara bakarak yorumlarsak ne kadar y harcarız? 1,5 mol. 3 bölü 2 mol. O halde burada ben şöyle diyorum. 1,5 mol y 2 harcadığında entalpi değişimi ne olur? Çünkü 1,5 mol y 2 harcadığında 1 mol x2'ye 3 oluşacak ve zaten bize soru x2'ye 3'ün molar oluşum entalpisini sormakta. Dolayısıyla ben burada y2 için 1,5 mol ifadesini kullanıyorum. Mesela x üzerinden denklem kurmuş olsaydım x'in katsayısı 1 olduğu için 1 mol x2'deki entalpi değişimi ne olurdu demem gerekiyordu. Yani burada sınırlayıcı maddenin katsayısına göre oran orantımızı kuruyoruz. İşlemleri yapalım. 0.6 ve 1.5'u 0.3'e böldüğümde 2'ye 5 oranı gelecek. 2 ile de 180'i sadeleştirirsem buradan eksi 90 geldi. 5 çarpı eksi 90'dan entalpi değerimiz eksi 450 kJ bölü mol yaptı. Birinci öncüle baktığımızda x 2 3 bileşiğinin molar oluşum entalpisine eksi 900 kJ bölü mol demiş. Bu ifade yanlış. Eksi 450 kJ bölü mol olarak bulduk. İkinci öncülde zaten bizim bulduğumuz tepkimeyi ve entalpi değerini vermiş ki doğrudur diyoruz. Aslında 1 ve 2 de aynı şeyi soruyor. Sadece ikinci öncülde belirttiği ifadeyi denklemiyle beraber vermiş. Burada da cevabımız eksi 450 olacaktı birinci öncülle. İkinci öncül doğrudur. Üçüncü öncül düşük sıcaklıklarda ürünler girenlerden daha kararlıdır. Arkadaşlar bunu tepkime üzerinden yorumlamak istiyorum. Tepkimemiz egzotermik bir tepkimeydi. Isı açığa çıkmıştır diyor. Buraya ısı yazalım. Şimdi buranın yorumunu denge tepkimesi gibi düşünebilirsiniz. Sıcaklık düştükçe sistem sıcaklığı artmak için ne yapacak? Ürünlere doğru kayacak. Dolayısıyla dengenin kaydığı yön daha kararlıdır diyoruz. Düşük sıcaklıklarda denge ürünlere kaydığından dolayı ürünler girenlere göre daha kararlıdır. Burada da bu ifade belirtildiği için 3. öncülümüz de doğrudur. Sorumuz bize doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 2 ve 3 olan D seçeneğidir. Etanolün yanma tepkimesi aşağıda verilmiştir. 23 gram etanol sıvısı yakıldığında açığa çıkan ısı deniz seviyesindeki 0 derecede bulunan 5 kilogramlık buza veriliyor. Buna göre suyun son sıcaklığı kaç dereceye çıkar denilmiş. Öncelikle 23 gramlık etanol sıvısı kaç mol bunu belirleyelim. Daha sonra yukarıda verilen tepkimeden yararlanarak 23 gramlık etanol sıvısı yakıldığında açığa çıkan ısı miktarını bulalım. Etanolün mol ağırlığı 46 gram olarak bize verilmiş. 1 mol etanol 46 gram ise bizde şu an 23 gramlık bir etanol var. 23 gramlık etanol kaç moldür dediğimizde içler dışarı çarpımı yaparsak buradan 0,5 mol etanol sıvısı yakılmıştır diyoruz. tepkimeye baktığımızda etanol sıvısı 1 mol yandığında açığa 1160 kilokalori ısı çıkmakta. Şu an yarım mol etanol yandığında ne kadarlık bir ısı açığa çıkar? Bunun hesaplamasını yapalım. 1 mol etanol yandığında açığa çıkan ısı miktarımız yukarıda verilmiş 1160 kilokaloriymiş. Şu an elimizde 0.5 mol'luk etanol var. Ne kadar ısı açığa çıkar? Buradan içler dışarı çarpımı yaparsak 0,5 çarpı 1160'dan 580 kilokalori ısı açığa çıkacak. Elde edeceğimiz ısı miktarını belirledik. Şimdi de 5 kilogram buzu eritmek için ne kadar ısıya ihtiyacımız var? Buna bakalım. Elimizde kalan fazla ısı varsa bu da tamamen erimiş olan buzu yani sıvı hale gelen suyun sıcaklığını arttırmak için kullanılacaktır. Belirtilen miktardaki etanolun yanması sonucunda elde edeceğimiz ısı miktarını belirledik. Bu ısı öncelikle 5 kilogram buzu eritmek için verilecek. Eğer elimizde fazla kalan bir ısı miktarı varsa eriyen buzun sıcaklığı artmaya başlayacak. Sıcaklık kaç dereceye kadar artacak bunu hesaplayacağız. Önce buzu eritmek için Q eşittir M çarpı L buz formülünü kullanıyorum. Burada vereceğimiz ısı belirtilen miktardaki buzun erimesi için ihtiyaç duyduğumuz ısıyı ifade etmekte. Buzumuzun kütlesi 5 kilo. Ancak L buz değerine baktığımızda birimimiz kaloriye karşı gram. O halde biz kiloyu grama çevireceğiz. 5 kilogram 5000 gram yapmakta. M gördüğüm yere 5000 yazdım. Çarpı L buz miktarımız 80 kalori bölü gramdır. Çarpı 80 diyoruz. Buradan işlemleri yaptığımızda 400 bin kalorilik bir ısıya ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bizim elimizde 580 kilokalori vardı. Bunu da kaloriye çevirecek olursam hesabımızı daha kolay yapalım. 580 bin kalori yapacaktır. 1 kilokalori kalori 1000 kaloriydi. Bu nedenle belirtilen kilokaloriyi 1000 ile çarptığımda 580 bin kalori ısı açığa çıkar dedik. Şimdi bizim elimizde yarım mol etanolün yanması sonucunda açığa çıkan 580 bin kalorilik bir ısı vardı. Bunun 400 bin kalorisini buzu eritmek için kullandık. O halde elimizde kalan ısı miktarı 180 bin kaloridir. Bu ısı miktarı da suyun sıcaklığını arttırmak için kullanılacak. Suyun sıcaklığı arttığında hal değişimi yok. Hal değişimi olmadığında kullanacağımız formül Q eşittir M çarpı C çarpı delta T Buradan değerleri yerine yazdığımızda sıcaklık değişimini yani delta T'yi bulacağız. Elimizde kalan ısı miktarı 180 bin kalori. M değeri suyumuzun kütlesi 5 kiloydu 5000 grama çevirmiştik. Bu defa C su değerini kullanıyorum. Şuradaki ifade C su değeri 1 kalori bölü gram çarpı santigratmış. Yani 1 yazdım. Çarpı delta T dedik. Buradan 5000'i karşıya attığımızda delta T değeri 180.000 bölü 5000 yapacak. Sadeleştirme de yapalım. Sıfırlar gidiyor. 180 bölü 5'ten delta T değerimizi 36 derece buluyoruz. O halde etanolün yanması sonucunda elde ettiğimiz ısının 400.000 kalorisini buz eritmek için kalan 180.000 kalorisini de suyun sıcaklığını 36 derece arttırmak için kullandık. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Verilen tepkimeye göre 8 gram x gazı tepkimeye girdiğinde 30 kilojüllük ısı açığa çıkıyor. Z'nin molar oluşum ısısı 280 kilojül bölü mol olduğuna göre x'in molar oluşum ısısı kaç kilojül bölü moldür denilmiş. Aynı zamanda y'nin bir element olduğu bilgisi de verilmekte. Öncelikle bu tepkime bize neyi ifade ediyor? 1 mol x'in 2 mol y ile tepkimeye girdiğinde 1 mol z oluşturduğunu söylüyor. Peki biz bu tepkimenin entalpi değerini nasıl hesaplayabiliriz? Bunu hesaplamak için de sorumuz bize 8 gram X gazı tepkimeye girdiğinde 30 kilojürlük ısı açığa çıkarıyor bilgisini vermiş. Peki denklemde X için kaç mol demiştik? 1 mol demiştik. Bunu kat sayısına göre söylüyoruz. O halde 1 mol X'in tepkimeye girdiğinde ne kadar ısı açığa çıkarsa buradan yola çıkarak biz tepkimenin entalpisini belirleyeceğiz. Dikkat edersek soruda bize x'in mol ağırlığı verilmiş. O halde şöyle diyorum. 1 mol x 40 gram ise elimizde 8 gramlık bir x değeri var. Kaç moldür? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan 0,2 moldür diyoruz. O halde entalpi değerini bulmak için şöyle bir denklem kuruyorum. 0,2 mol x reaksiyona girdiğinde açığa çıkan ısı 30 kilojül ise Az önce de söylediğim gibi tepkime entalpisini belirleyebilmek için x'in 1 mol lazım bize. 1 mol x tepkimeye girdiğinde ne kadar ısı açığa çıkar? Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 150 kJ ısı açığa çıkar diyoruz. Bakın ısı açığa çıkar dediğimiz için bu tepkime egzotermiktir. O halde açığa çıkan ısının değeri eksi 150 kJ bölü mol olarak yazılacak. Şimdi soru bizden ne istiyordu? X'in molar oluşum ısısını istiyordu. Arkadaşlar biz bir tepkimedeki maddelerin molar oluşum ısılarını biliyorsak tepkime entalpisini hesaplayabiliyorduk. Bu formülü hatırlatalım. Tepkime entalpisi ürünlerin molar oluşum ısısından girenlerin molar oluşumun çıkarılmasıyla bulunuyordu. oğlu o da giren. Tepkime entalpisini eksi 150 olarak bulmuştuk. Eşittir. Üründeki maddemiz Z. Z maddesinin yine molar oluşum bize eksi 280 kJ olarak verilmiş. Köşeli parantez yapalım. Eksi 280 yazıyorum Z'den gelen. Z'nin katsayısı 1 olduğu için herhangi bir sayıyla çarpmıyorum. Burayı kapattık. Ürünleşimiz bitti. Eksi girenler. Girenlerde X ve Y var. Soruda Y'nin bir element olduğu söylenmiş. Elementlerin molar oluşum entalpi değerleri standart koşullarda sıfırdır arkadaşlar. O halde Y'den gelen bir değer yazmayacağım. Sadece x'ten gelen değer lazım. Zaten soru bana bunu soruyor. x'in molar oluşum entalpisini soruyor. Dikkat edin. Biz burada tepki entalpisini hesaplarken ne yapıyorduk? Molar oluşum entalpileri üzerinden yorum yapıyorduk. Bu işlemleri yapacak olursak sol taraf eksi 150 eşittir. Eksi 280 eksi x oldu. X'i sola attım artı diye geçti. Eksi 150'yi de sağ attım o da artı olarak geçti. Eksi 280 artı 150 oldu. Buradan x'in molar oluşum entalpisi eksi 130 kilojül bölü mol geldi. O halde sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Verilen tepkimenin standart koşullarda potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Grafiğe baktığımızda sağ taraf bize ürünlerin enerjisini, sol tarafta girenlerin enerjisini göstermekte. Girenlerin enerjisi sıfırdan başlıyor biz standart koşullarda elementlerin molar oluşum entalpi değerlerinin sıfır olduğunu söylüyorduk. O halde girenlerimiz olan x ve y potansiyel enerji sıfırdan başladığından dolayı birer elementtir diyoruz. Üçüncü öncül doğrudur. Birinci öncül ileri aktivasyon enerjisi 120 kilojüldür. İleri aktivasyon enerjisi aktifleşmiş kompleksin enerjisinden girenlerin enerjisinin çıkarılmasıyla bulunuyordu. Yani şu aradaki fark bize ileri aktivasyon enerjisini vermekteydi. Dolayısıyla aktifleşmiş kompleks enerjisine 120 dedik. Girenlerin enerjisine 0 dedik. Bu fark bize ileri aktivasyon enerjisini veriyor. İleri aktivasyon enerjisi EA ile gösteriliyordu. Birinci öncülümüz de doğrudur. İkinci öncül XY2'nin oluşum entalpisi 280 kilojül bölü moldür. Oluşum entalpisi bir mol maddemizin standart koşullarda elementlerinden oluşumu sırasındaki açığa çıkan enerjiydi. Tepkimeye baktığımızda xy2'nin katsayısı 2. Yani burada 2 mol xy2 oluşurkenki entalpi değişimini bulacağız. Sonrasında 1 mole geçeceğiz. Entalpi'yi nasıl buluyorduk? Ürün eksi giren diyorduk. Delta -h eşittir diyoruz. Ürünlerin molar oluşum entalpisinden girenlerin molar oluşum entalpisini çıkararak bulunacaktı. Ürünlerin molar oluşum entalpisi eksi 280. Eksi formülden geldi. Girenlerin molar oluşum entalpisi 0. Buradan tepkimemizin toplam entalpisi eksi 280 kJ bölü mol. Az önce de söyledim. Buradaki entalpi ifademiz 2 mol xy 2'nin oluşumu sırasındaki entalpi ifadesidir. Yani 2 mol xy 2 oluşurken entalpi değerimiz eksi 280 ise burada oluşum entalpisi dediği için 1 mole göre düşünecektik. 1 mol xy 2'nin standart koşullarda elementlerinden oluşum sırasındaki açığa çıkan enerji düşünecektik. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan eksi 140 değeri gelecek. Bu bizim x 2'nin oluşum entalpisi değerimizdir. Burada eksi 280 dediği için ikinci öncül yanlıştır. Doğru olanlar sorulmuş bize. Cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. Bize karbondioksidin oluşum tepkimesi verilmiş ve molar oluşum entalpisi verilmiş. Bu tepkimeye göre 18 gram karbon katısıyla 64 gram oksijen gazının tam verimli tepkimesinden kaç kilo kalori ısı açığa çıkar deniliyor. Son kısma vurgu yapmak istiyorum. Açığa çıkan ısı sorulmuş entalpi değil. Arkadaşlar bir tepkimedeki reaktiflerin her ikisinin de başlangıç miktarları verilmişse biz kat sayılar üzerinden mol yorumumuzu sınırlayıcı maddeye göre yapıyorduk. Yine aynı şekilde entalpi yorumunu da sınırlayıcı maddeye göre yapacağız. Burası önemliydi. Tabii ki burada entalpi yorumunu yaptığımızdan dolayı açığa çıkan ısı miktarıyla da ilgili yorum yapacağız. Öncelikle tepkimemizi yazarak bize verilen maddelerin başlangıç mollerini belirleyelim. Bize açığa çıkan ısı miktarı sorulduğu için entalpi değerini ısıya çevirelim. Entalpimiz negatif olduğundan dolayı egzotermik bir tepkimedir. Dolayısıyla açığa ısı çıkacak. Bu değerde 94 kilo kaloridir diyeceğiz. Şimdi reaktiflerimizin başlangıç mollerini bulalım dedik. Önce karbondan başlıyorum. 1 mol karbon 12 gramsa bakın atom ağırlığı verilmiş bize. Elimizde 18 gram karbon varmış kaç moldür dediğimizde buradan 1,5 mol karbon geldi. O halde tepkimede başlangıçta 1,5 mol karbon var elimizde. Oksijen için de mol değerimizi belirleyelim. 1 mol oksijen gazı bakın oksijen moleküler halde bulunuyor. O yüzden 16 çarpı 2'den 32 gramsa diyeceğiz. 32 gramsa 64 gramı kaç moldür? Buradan da 2 mol O2 geldi. Başlangıçtaki miktarımız 2 mol. Şimdi sınırlayıcıyı belirleyelim ve tepkime entalpi yorumumuzu sınırlayıcıya göre yapalım. Sınırlayıcı maddeyi nasıl belirliyorduk? Başlangıç mol bölü katsayı oranı az olan sınırlayıcı maddeydi. Aynı zamanda tam verimli tepkimelerde sınırlayıcı madde tamamen tükenir. Reaktiflerimiz için sınırlayıcı madde tayinini yapalım. Önce karbon için yorumumuzu yapıyoruz. Elimizdeki karbonun başlangıç molü 1,5 mol. Tepkimedeki karbonun kat sayısı bir şey yazmıyor önünde. 1 demektir. 1. Buradan başlangıç mol bölü katsayı oranı 1,5 geldi. Oksijen için de hesaplamamızı yapalım. Başlangıç molü 2 molmüş. Oksijenin kat sayısı da yani molekülün önündeki sayı da yine 1. Buradan da 2 değeri geldi. Ne demiştik? Başlangıç mol bölü kat sayı oranı az olan sınırlayıcıdır. Dolayısıyla karbon elementi bizim sınırlayıcı maddemizdir. Sınırlayıcı maddenin tam verimli de tamamen tükendiğini biliyoruz. Bu nedenle biz entalpi yorumumuzu sınırlayıcı maddeye göre yapacağız. Hatta burada değişim ve son durum da isterseniz yazalım. Tam verimli de sınırlayıcı tamamen tükenecek dedik. 1.5 mol harcayacağız. Katsayı 1 iken 1.5 harcarsam katsayı yine 1 olduğu için yine 1.5 harcanır. Karbondioksidin katsayısı 1 olduğu için buradan da 1.5 mol madde oluşacak. Son duruma geldiğimizde bitti. Burada yarım mol madde yaptı. Buradan da 1.5 mol madde oluştu. Tabii ki ürünleri sormuyor bize. Entalpi yorumunu arkadaşlar değişime göre yani harcanana göre yapacağız. Buradaki sınırlayıcı maddeyi referans alabilirim şu kısmı silelim ve hesaplamamızı yapalım. Tepkimeye baktığımızda tepkimeye baktığımızda karbonun katsayısı 1. Yani şöyle diyorum. 1 mol karbon tepkimeye girdiğinde açığa çıkan ısı miktarımız 94 kilokaloriydi. Şu an harcanan karbon miktarı 1,5 mol olduğu için 1,5 mol karbon harcanırsa sınırlayıcı maddemiz harcanırsa ne kadar ısı açığa çıkar? Bunun içler dışlar çarpımı yaptığımızda 141 kilo kalori ısı açığa çıkar diyoruz. O halde sorumuzun doğru seçeneği C şıkkıdır.